kalp krizi önlenebilir. Sokakta vatandaşa sor, ançuya ve bypass denilince aklınıza neler geliyor diye. Birbirinden farklı cevaplar al. Anjiyo ve bypass deyince aklınıza ne geliyor? Allah herkese sağlık versin. Anjiyo ve bypass'a geldikten sonra ölüm demektir. Bunlar kalp damar işte tıkandığı zaman, rahatsız olduğu zaman anjiyo gerekiyorsa oluyor. Bypass gerekirse yapılıyor. Ben anjiyo oldum güzel kızım. Sağ ol güzel kızım, bypass oldum. Ayrıca stilim de var bir tane. Anjiyo bypass kalbi sağlamlaştıran bir operasyon olarak geliyor. Kalp ameliyatı. Anjiyo bir hastalık değil miydi? Yani ne bileyim, kötü benim bildiğim anjiyo. Hastane. Hastane. Kalp. Anjiyo damarların tıkanmasında yapılan işlem, ameliyat oluyor. Kamerayla damara girerekten, sıvı verilerekten damarların açılması. Sadece kalp ameliyatı olduğunu biliyorum ben. Evet. Anjiyoda... Aklına ne geliyor? Anjiyo ile bypass. Bir şey, bypass kalp ameliyatı. Anjiyo ve bypass deyince aklınıza ne geliyor? Kalp ameliyatı. Anjiyo kalp hastalığı ameliyat olması lazımdı. Bypass da genel kontrol, vücudun genel kontrolü, öyle biliyorum ama. Anjiyo damar tıkanıklığı için yapılan tedavi, bypass'ta bir çok bilgim yok. Kalp ameliyatı, açık ameliyat. Kalp damarlarındaki tıkanıklık. Anjiyo ve bypass. Hastalık, yani kalp rahatsızlığı diyebiliyorum. Kalp damar hastalıkları geliyor aklıma. Onun dışında bir şey gelmiyor yani. Anjiyo kalp. Kalp ameliyatı geliyor. Anjiyo ve bypass deyince aklıma kalp ve damar hastalıkları geliyor. Kalp. Anjiyo ve bypass kalp geliyor. Kalp rahatsızlığı geliyor. Kalp. Anjiyo kasıktan yapılan bir müdahale galiba. Bypass da kalp üzerine yapılıyor. İşte bu cevaplardan sonra Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi'nin yolunu tuttu. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ali Rıza Cenel Hoca'ya merak edilenleri sordu. Kalp ve damar hastalığı için ilk belirtileri, kol ve bacaklarda ani oluşan ağrı, ısı ve renk değişikliği genellikle bir damar hastalığına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda zaman geçirmeden kalp ve damar cerrahisine başvurulur. Ayrıca göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik, baş, boyun, omuz ve kol ağrısı oluşması, bacaklarda şişme, bayılma, baş dönmesi gibi durumlar olduğu zaman da kalp ve damar cerrahisine hemen başvurulmalıdır. Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner sordu, doçent doktor Ali Rıza Cenal cevapladı. İşte hayat kurtaran önemli uyarılar. Bypass bizim açık kalp ameliyatlarında kalbin koroner damarlarını, kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu oralara bizim yaptığımız köprüler. Yeni damarlardan oluşturduğumuz köprüler. Biz bunlara bypass diyoruz. Anjiyo dediğimizde bu damar tıkanıklığını görmek için yapılan işlem. Kasıktan girilerek, yani ameliyathane şartlarında değil, uyanık bir hastaya kasıktan girilerek kalbin damarlarını görüntüleme yöntemi anjiyo. Tabii bizim bypass yapmamız için tabii ki anjiyo yapmamız gerekiyor. Anjiyo sonucuna göre zaten karar veriyoruz. Bypass mı, işte ilaç tedavisi mi ya da stent mi takılacak? O anjiyo sonucuna göre tabii karar veriliyor. Burada önemli olan yani anjiyo olmadan bypass olmaz. Olmaz. Mümkün değil. Nasıl belirti verir? Yani bazen hiç belirti vermez. Birden aniden kalp kriziyle gelir. Ki yani ölümlerin çoğu zaten bu şekilde oluyor. Yani ani kalp krizi. Özellikle gençlerde olduğu zaman bu ani ölüm riski biraz daha yüksek. Bazen de belirti veriyor. Nasıl belirti veriyor? İşte göğüste ağrı bizim tabii en büyük bulgumuz. Özellikle yol yürüdüğü zaman, efor yaptığı zaman göğüste bir sıkışma hissi. Bazen istirahat halinde de olabilir tabii bu. Yani göğüste herhangi bir sıkışma, ağrı hissettiği anda çok uyanık olmak lazım. Hemen bir kardiyolojiye başvurup işte ekoydu, efor testiydi, sintigrafiydi ve nihayetinde anjiyoydu yaptırıp ne olduğunu anlamak lazım. Yani çağımızın en büyük problemi şu anda. Yani özellikle fast food yiyecekler, genetiğiyle oynanmış gıdalar. Yani ev yemeği yemiyoruz neredeyse. Akşamları işte pizza isteniyor, yok hamburger isteniyor, dışarıdan isteniyor, lahmacun isteniyor işte falan. Aslında ev yemek, normal yemek yesek aslında. Önemli olan değil mi yani? Tabii. Şekerli gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Yani özellikle çocuklar için çok büyük bir problem.
içinde şeker olan her türlü gıdadan uzak durmak lazım. Kişilerin farkında olması lazım. Yani spor yapsınlar, günlük en az bir saat bir yürüyüş yapsınlar. Kesinlikle kilo almasınlar. Şekerden ve ekmekten mümkün olduğu kadar uzak dursunlar. Sigara kesinlikle yasak yani. Ne yapıp edip sigarayı bırakmak lazım. Sigara ve diğer tütün ürünlerinden. Eğer zaten kilo almadık, sigara içmedik, spor yaptık zaten yeterli yani. Genetik olarak varsa bile bu 40 yaşında olmaz da hadi 70 yaşında olur. Yine olabilir ama böyle daha 40 yaşına düşmez yani. Yani tabii. Normalde 70 yaşında olacakken sen böyle kendine bakmadığı zaman bu 30-40 yaşlara düşüyor. Zaten ailenizde yoksa da eğer şekeriniz yani şekere hastalığına yakalanmasınız ve sigara içmezseniz zaten ömür boyu bir problem olmaz zaten.